Geçenlerde sizin kulağınızı çınlattık bir arkadaşla beraber. Evet, Öyle hissettim ben derler değil mi? de. Birisi beni anıyor diye geldi. Çınladı mı kulağınız? O batıl inanç tabii ama bir sürü kültürde buna benzer laflar var. Ülkemizde de birisi seni anıyor denir. Çok bir bilimsel temeli yok ama oturmuş Peki bir laf. neden denir? Yani mesela şimdi İngilizce'de de var biliyorsunuz, Evet. orada kulakları yanıyor derler. Türkçe'de kulağı çınlıyor derler. Yani bu ne demek Yani yani? bu vücudumuzdaki bir bulgu sonuçta. İnsanlar sebebini bilmediği zaman da hep bunları bir şeye yorarak geçiştirmişler. Çınlama da tarih içerisinde o şekilde gelmiş. Birisi seni arıyor diye aslında iyi düşünmüşüz yani. Yani Hani iyi anıyordur, iyi bilir. anıyordur diye her Bizi zaman aynı konuşan olmuyor kişi. Peki ama yani. çınlama herkeste olur mu? Yani şimdi çınlamanın problem haline gelmesi herhalde sürekli olmasında. Ama Elbette. zaman zaman kulağımız çınlayabilir mi? Yani arada bir çınlasa Neden normal midir? çınlıyor kulak? Şimdi çınlama bir kere olmayan bir sesi duymamız demek tanım Ses yok olarak. mu yani? Başkasının duymadığı diyelim. Kişi çınlama var bir şey duyuyorum diyor. Başkası duymuyorsa bu subjektif çınlama dediğimiz durum. Bazen de doktor da eğilirse o sesi duyabilir. Hastanın mesela kulağında içine bir sinek girmiş vızıldıyordur veya bir damar tümörü vardır. Hasta onu yakından duyuyordur. Eğilip siz de duyabilirsiniz ama çınlamaların %99,9'u başkasının duymadığı, sadece hastanın duyduğu seslerdir. Burada bir ses var gerçekten, vücudumuzun içerisinde oluşan bir ses. Kimse duymuyor ama biz onu çınlama olarak algılıyoruz. Herkes de olabilir mi kısmına gelince, hayatımızın bir döneminde bir sesi duyabiliriz rahatsız eden bir şekilde. Çok basit kulağa tıkayan bir kuş ondan da olabilir bu. Kulağımıza kaçmış bir kılın kulak zarına dokunmasından da olabilir. Temizlenince geçer. Ya da çok ciddi iç kulakta sinirlere baskı yapan bir tümör de çınlama yapabilir. Tespit edilmesi gerekir. Dolayısıyla spektrumu çok basitten çok ciddiye olan bir bulgu aslında. Çınlamada ne zaman hekime gelmek lazım? Çünkü basit çınlamaların yani ara sıra kulağım çınlıyor, geçiyor. Belki bir saat sürdüğü oluyor. Ne zamandan sonra ciddi bir tehlike arz Bizi ediyor? rahatsız ediyorsa doktora başvurmamız lazım. Her hastalıkta olduğu gibi. Yani ne için doktora gideriz? Rahatsız eden bir şeyden kurtulmak için. O zaman da Hayatımızı sıkıntıya evet sokuyorsa sıkıntıya eğer. sokuyorsa.